Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizler için bir brokoli tarifi hazırladım. Brokolinin birçok tarif vardır ama emin olun en kolay tariflerden birisi budur. Hem hazırlaması çok kolaydır hem de büyük küçük herkes severek yer. En azından benim soframda bu şekilde. Evet bakın bir baş brokolim vardı 600 gram kadar. Onların kalın saplarını ayırdım ve olabildiğince küçük olacak şekilde çiçeklerini çukurca bir kasenin içine alıyorum. Bu kadar küçük parçalara ayırmamızın sebebi pişirme süresini kısaltmak. Dilerseniz daha uzun süre tutmak için daha iri parçalara ayırabilirsiniz. Evet, brokoli çiçeklerinin böyle bakın kalın saplarını özellikle kesip ayırıyorum. Onları da değerlendireceğiz. Kabuklarını soyarak onları da yemeğimize ekleyeceğiz. Evet, pişme süresini kısaltmak için şöyle brokolilerimin üzerine geçecek kadar kaynamış sıcak su ekliyorum. Ancak kaynamış sıcak suda çok fazla tutmayacağız. Maksimum 5 dakika, hatta ben 3 dakika falan tuttum. 5 dakikaya yakın bir süre tuttuktan sonra suyunu süzeceğiz. Dilerseniz o suyu değerlendirebilirsiniz. Brokolileri kaynatmadığımız için herhangi bir vitamin kaybına uğramayacak. Evet, kaynamış sıcak suyumu ekledim ve hızlı bir şekilde tarifimin diğer aşamalarına geçiyorum. Bakın brokolilerimizin sapları vardı. Onların da kabuklarını ince olacak şekilde soyuyorum ve küçük küçük doğruyorum. Bu arada zeytinyağlı bir tarif olduğu için eğer zeytinyağlara genelde şeker kullanılır. Şeker kullanmak istemiyorsanız benim gibi havuç ekleyebilirsiniz. Şöyle bunlar şu an gördüğünüz brokolilerimin sapları. Bakın onları da 2 santim boyutlarında olacak şekilde doğradım ve havuçlarıma geçiyorum. 4 adet küçük boy havucum vardı. Onları tamamen kendi istediğim şekillerde doğruyorum. İnce uzun şeritler halinde doğradım. Evet, havuçlarımı doğrar doğramaz hemen brokolimi süzüyorum ve ocak başına geçiyorum. Tavama yarım çay bardağı olacak şekilde zeytinyağı alıyorum. Yapışmaz bir tava kullanmayı tercih ettim. Üzerine hiç beklemeden hemen havuçlarımı ve brokoli saplarımı ekliyorum ve şöyle iyice bir karıştırıyorum. 7-8 dakika pişecekler ve havucun rengi iyice açıldığı zaman artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Evet, havuçlarımız dediğim gibi 7-8 dakika kadar pişecekler ve biz bu aşamada diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. Oldukça bol sarımsak kullanıyoruz. 6-7 diş sarımsağım vardı. Bakın onları çok ince olacak şekilde kıydım. Ve ardından yarım limonum var. Şöyle 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde limon kullanabilirsiniz. Evet, limonumu da sıkıyorum. 3 tatlı kaşığı tuz ve 1 tepeli olacak şekilde çay kaşığı da karabiber kullanacağım. Evet, tekrar ocak başına geçiyoruz ve sarımsaklarımızı ekliyoruz. Şimdi sarımsaklarımızın havuçla birlikte iyice kavrulması gerekiyor. Bu yüzden 2-3 dakika kadar çevire çevire sarımsaklarımızı kavuralım. Ve sarımsaklarımız kavrulduktan sonra hemen tuzunu ve karabiberini ekleyelim. Çünkü brokoli koyma aşamasında eklersek çok fazla çevirmemiz gerekecek ve brokolimizi çok fazla çevirmek istemiyoruz. Evet, tuzunu ve karabiberini de ekledikten sonra brokolilerimi de ekliyorum ve 1-2 tur olacak şekilde çeviriyorum. Tüm bu işlemler yapılırken ocağım orta ateşte. Bu arada biliyorsunuz İzmir'de çok büyük bir deprem oldu. Hepimiz çok korktuk ama en azından canımızla ya da malımızla ya da evlatlarımızla imtihan olmadık. Bu ağır imtihanı yaşayan çok insan var. Onlara ulaşmamız lazım. Ben Halkın Bakkalı diye Büyükşehir Belediyesi'nin bir yardım kampanyası var. Ben de destekliyorum o kampanyayı. Sizler de Google'dan bakıp direkt depremzedelere ulaşabilirsiniz yardımlarınızla.
Evet, brokolilerimi ekledim. Bakın şöyle alt üst ediyorum ve bu aşamada çok sulanmasını istemiyorum. Ama brokolilerim de biraz pişsin istediğim için kapağını kapatacağım. Fazla değil, 5 dakika kadar pişireceğim. Evet, 5 dakikanın sonunda açıyorum ve bakın biraz sulandı. Kesinlikle sulanmasını istemiyoruz. Bu yüzden tekrar çevire çevire buharlaştırıyoruz suyunu. Brokoliler biraz diri kalmalı. Çok yumuşamasını istemiyorum. Ama tabii ki daha yumuşak olsun istiyorsanız daha uzun tutabilirsiniz. Bakın karıştırmayıp tavamızı da sallayabiliriz. Bu da fikir olsun size. Şöyle toplamda 8-9 dakika pişirmeniz yeterli. Evet, ocağımın altını kısıyorum. Limon suyumu ekledikten sonra altını kapatıyorum. Ve şöyle tekrar bir tur çevirdikten sonra servis ediyorum. Biraz soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir tarif ve iştah açan bir tarif. Açıkçası benim sebze ile arası iyi olmayan oğlum bile ayıla bayıla bu tarifte brokoli yiyor. Sizler de deneyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Evet, bugün de bir tarifin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınızın ve yaşamınızın kıymetini bilin. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşça kalın.